İstek olmadan düşünce işe yaramıyor. Hedef olmadan da sabır olmuyor. Temelde iki korku var doğarken. Biri düşmek, biri yüksek ses. Her insan kendisi konuşur. Kendisi nasıl konuşuyorsun? Olumlu konuşuyorsun, olumsuz konuşuyorsun. Bu çok önemli. Kendinize nasıl konuştuğunuz çok önemli. Sarı, siyah, mor, mavi, turuncu, mavi, kırmızı, sarı. Vay be, süper. Ay, şu bak, şunu demek istiyorum. Yes. İnsanın bak. Kötü mü? Başka kötü değil, birine seçtiğim ama saldırma. İnançların çoğunu biz kontrol edemiyor çünkü inançların çoğu bilinçaltından geliyor. Çoğu bilinçaltından geliyor ve baktığınız anlamda ne düşünüyorsa o olduğumuza göre aslında dünyaya bakan pencerimiz inançlar. İnançlar yüzünden de maalesef çoğu zaman birçok hata yapabiliyoruz. Mesela din bunun en büyük şeyi mesela. Dini inançlar insanların gerçek dünyayı çok farklı algılamalarını sağlıyorlar. Ama bir şekilde düşünce tarzını değiştirdiğimiz anda inançlarımız da değişiyor. En önemli düşünce insanı sadece kendisini başkalarına etkilemesi sağlıyor. Bugün baktığı zaman güçlü liderlere, dünyadaki politik liderlere hepsi bunlar esasında konuşmalar esnasında o kadar güçlü inançları vardı ki bütün çevrelerine yayıyorlar. Auraları çok geniş o insanların ve bir süre sonra yapmış oldukları konuşma birçok insanın kalbine ulaşabiliyor. O yüzden esasında düşünce çok büyük bir titreşim, mıknatıs esasında baktığı zaman. Kendine inanmak tamamen önce düşüncede başlar. Fakat şu çok önemli bir kural var. İstek olmadan düşünce işe yaramıyor. Yani bir şey isteseniz de içinizde bir coşku yoksa çok fazla işe yaramıyor. Onun için coşku olmadan da istek tek başına yaramıyor. Hedef olmadan da sabır olmuyor bakın. Hedef olmadan sabır olmuyor. Odaklanmak yani. Okey. Şimdi bir de farkındalık var. Hepimiz aslında en büyük şey farkındalık. Aslında bununla ilgili birçok yere gidiyor. Seminerlere gidiyorlar, kitaplar okuyorlar. Terapilere gidiyorlar, insan ne yapmaya çalışıyor? Kendini farkına varmaya çalışıyor. Çünkü önemli bir şey aslında bizim bilinçsiz güçlerimiz. Ona bakmanız lazım. Mesela sizin en temel güdünüz nedir? Yani hiç düşünmeden otomatik olaraktan yaptığınız şey güdü. İçinizden gelen fakat size bir şekilde zarar veren düşünceler, davranışlar. Bunlar önemli güdüler. Hangi güdüler var mesela? Ne bileyim ben? Trafikte mesela burada trafikte çok ön plan çıkar. Trafikte. Mesela sırada beklerken. İşte otobüste, Migros'ta, yürüyen merdivenlerde burada çok çıkar esasında sizin. Birçok şeyiniz çıkar. Çoğu insan esasında kendisine olduğundan çok daha iyi zanneder. Ama baskı altında, stres altında çok farklı bir davranışta bulunabilir. Hı. Yani çok sakin bir insan çok baskı altında çok farklı bir reaksiyon gösterebilir. Bu da esasında bir şekilde esasında kendisini çok fazla tanımamasından kaynaklanır. Esasında öyle bir huyu vardır ama kişi öfkelenir. Korkularımız çok önemli bir şey. Neden korkuyorsunuz? En çok neden korkuyorsunuz? Dünyada korku diye bir şey yapıyorsunuz. Temelde iki korku var doğarken. Biri düşmek, biri yüksek ses. Başka temelde korku yok. İnsan bu ikisiyle doğuyoruz. Ve bunun dışındaki tüm korkular, işte ölüm korkusu diyelim mesela. Ne bileyim ben, sahne korkusu, başarısız korkusu, reddilme korkusu. Bunların hepsi biz kendimiz yaratıyoruz. Böyle gerçek bir korku. Hepsi bunlar aşılacak korku. Ama düşme korkusu oluyor. O yüzden mesela çoğu insanın yüksek korkusu olur mesela. Veya bağırmak. Bağırma yüksek ses, öfke, kızgınlık anında çoğu insanı ne yapıyor? Gerilim atıyor çünkü en içimizde olan bir korku hemen dışarı çıkıyor. Rüyalarda örneğin hani en çok insanlar düşüyor bir yerlerde. Aynen öyle. Mesela yanlış inançlarımız oluyor. Bir konu bir şey hakkında yanlış inanç. Mesela en çok ülke arasındaki ilişkileri bu yanlış inançlar yapıyor. Çoğu zaman da medya bizi bu konuda yanlış yönlendiriyor. Şimdi iç konuşmaya bakın. Her insan kendisi konuşur. Kendisi nasıl konuşuyorsun? Olumlu konuşuyorsun, olumsuz konuşuyorsun. Bu çok önemli bir şey. Kendinize nasıl konuştuğunuz çok önemli. Mesela ben genelde hep şöyle konuşuyorum. Süperim, harikayım, muhteşem, iyi olacaksın, pes etme. Bunu her çok yapıyorum yüzerken. Ben senin boğazı geçiyorum. 8 dakikada boğazı geçiyorum ve gerçekten orada insanüstü bir şey yapıyorum orada. Çaba gösteriyorum. O çaba içinde denizin altında her türlü hayvan olabilir, köpek olabilir. Denizin altında görmüyorsunuz. Kaç 50 metre, 150 metre dibinde. Şimdi bir şekilde denizin ortasında ufacık kibrit küpçüğü gibisiniz. Ve o 7 kilometreyi 8 dakikada geçiyorum ben. Akıntıya rağmen bir sürü akıntı var. Bunu yaparken tamamen zihnimi kontrol ederek yapıyorum. Zihnimi kontrol ediyorum ve konuşurken korkma içinde bir süre sonra zihnim yoruluyor. Bilinçaltımı devreye sokuyorum. Bilinçaltımı da kontrol edebilmek için konuşuyorum. Eğer bilinçaltı yönelmek istiyorsanız yani süperim, harikayım, ben yorulmadım, hala devam edebilirim demeniz için sizin kendi konuşmanız lazım. Aksi takdirde bilinçaltınızı harekete geçiremezsiniz. Bugün bütün tenisçiler bunu yapıyor. Bütün sporcular bunu yapıyor. Kendileri konuşaraktan kendilerini ayak tutuyor, hayat tutuyor. Hayatta kalma yolu da konuşmak esasında. Kör noktalar. Vaktimiz kısa, yani uzun seminerlerde şey yapıyorum, insanların kör noktası bulunacağını öğretiyorum. Kör nokta metin aslında bizim
farkında olmadığımız şeydir. Ama diğer insanlar bizim farkındadır. Biz kendimizin farkında değiliz ama diğer insanlar bizim farkımızda olurlar. Evet, peki kör noktanız kurmak için şu an farkında olmak önemli, bir de anda olmak. Anda olduğun sürece bir kere hata yapmazsınız. Anda olmak şu anda olmak. Peki anda olduğunu nereden diyeceğim? 70 veya 70 düşünüyorum. Sol dönüyor. İstediğin oynayın. Bir sağa bir sol yapın bakalım hadi. Sağa sol, sağa sol yapın ayaklarını. Çok kolay değil. Biraz odaklanın, evet. İnce odaklanın, aynen. İnce odaklanın. Bakın şimdi sol sağ, sol sağ yapın değil mi? Aynen. Bir sağ dönüyor, bir sola dönüyor. Nasıl yapıyor? Sağ beyni kullanıyor, sağa dönüyor. Sol beyni kullanıyor, sola dönüyor. Gözü kapatarak oluyor aslında. Gözü kapatarak oluyor. Gözü kapatarak oluyor. O ilk baştan araba kullanmak. Olacak, gözü kapatacaksın. Her şunu sağdı. Solu döndüremiyor. Biraz sallayayım olacak. Tamam şimdi olacak. Sola da dönüyor biliyor. Sola da dönüyor. Her yer dönüyor tabii ya. Bu sağ ve sol beyin. Şimdi solu dönüyor. Tamam. Şimdi daha doğru geliyor. Oku bakalım buradaki. Hayır oku, hızlı hızlı oku. Yani gözün görmüyor mu? Evet görmüyor. Görmüyor. Sen gözün görmüyor. Ya gözün görüyor mu? Oku mu şurada? Oku. Sarı, siyah, mor, mavi, turuncu, mavi, kırmızı, vay sarı. Vay be, süper. Devam edelim, devam edelim. Devam. Süper sarı. Orada renkler hep yanlış okuyorsun. IQ 130 olur mu? Nasıl? Hayır, şu bakın neyi bakın. Yani şuradaki renkler bunun mor, mavi, kırmızı. Mavi, kırmızı, yeşil. Mavi, kırmızı. Ama oğlum bakalım, kırmızı yani. Kırmızı, yeşil, renkleri söyle. Kolay şu bak, şunu demek istiyorum. İnsanın bak, kelimeler sol. Okuyayım dedim. Ama okuyamam adam, sıkıntı orada senin normalde sağlıklı beyin olan insan bunu çatışır. Çünkü senin, diyorsun ki ya bu mavi değil ki diyeceksin, kırmızı. Sağlıklı beyin onu düşünür. Allah Allah. Anlıyor musun seni? Hayır sen güzel, yani çok iyi bir şey. Duygular iyi yönetiyor. Sonra iyi bir şey yapmış. Var sen basar ötesi. Ama şimdi iyisin. İlk başta kötüydü. Güzel değil mi? Kötü mü? Ne yapacağız? İlk başta kötü değil. Beni de seçtireyim ama saldım o kız dedi. Hayır. Takılıyor. Bırak onu uğraş. Ben senin uğraşıyorum. İşte biliyorum uğraşılacak yeri madeni bulduğumuz. Aa tamam tamam okey süper. Tamam. Şimdi burada olay şu. Burada sağ ve sol var. Renkler aslında bir taraf sağ beynimiz. Sol ise kelimeler. İnsan aslında bunu okurken zorlanmamız lazım. Ama eğer siz bunu iyi odaklanabilirseniz ve yani aklınızı iyi bir şekilde tutarsanız bunu okurken zor çekmez. Ama normalde ilk başta biraz şaşırabilirsiniz yani. Şuna kırmızı demek biraz zor yani. Şuna kırmızı demek. Benim için zor mesela ama daha zor. Zorlanan var mı mesela şuna kırmızı demekken, kırmızı diye okurken? Zorlanan var mı sizde? Yok. Var. Ha? Kimdi? Var dedim. Yok. Var mı hiç zorlanan? Bunu okurken. Ben zorlandım. Zorlandım. Okey süper. Evet, şimdi bakalım çok önemli bir şey yapacağım. Bu bonusu eğitimde yoktu ama bunu vereceğim sevdiğim için yani özellikle buraya geldiğiniz için bu saatte. Şimdi kalitenizi bulacağım sizi. Tamam, kalitenizi buluyorum. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Evet, okuyoruz. Evet, bir tane şekil seçiyorsunuz. Bu şekilde göstereyim karakterini söyleyeceğim ben. Çekin, şimdi bana söylemeyin, sonra bakacağız. Tamam mı? Seçin oradan bir numarayı. O numaraya göre karakterinizin ne olduğuna karar vereceğiz. Evet. Bakalım. Kendi seçtin sen. Kaç? Kaç numarasın? Ben de. Evet. Beş. Beş. Sen? Dokuz. Dokuz. Bir. Bir. Üç. Kaç? Üç. 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 Dört. Dört. Evet bakalım neymiş bakalım. Hemen bakıyoruz. Buna doğru. Bir içe dönük. İki özgür. Üç dinamik. Beyin zaten. Ayakları yere basan. Beş profesyonel, pragmatik. Altı barışçıl. Yedi dikkatsiz, sekiz romantik. Yok mu romantik? Sekiz yok mu sekiz? Ya Taner hocam bir şey soracağım. Ben altıyı seçtim de agresif olmayan tam tersin. Tedbirli tam tersin. Doğru öylesin tabii. Tam öylesin biliyor musun? Olmadı. Öylesin tabii. İçimden gelen o değil aslında. Orada ne yazıyorsa olsun. Evet aynen. Sağ ol Necim'im. Öylesin tabii. Benim çok doğrusu. Altı inanılmaz çıktı yani. İnanılmaz. Agresif olmayan çok ters bende ya. Çok çok. Sen normalde barış işi bak şimdi sen dünya hale getirmiş. Sen normal barışın tedbirsin. Tedbir olabiliyorum ben. Tedbir davranıyorsun. Bir anda patlaya başlamıyorsun.